O çıkıyor mu ki? İşte o çıkıyormuş yani. Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir Vesvet videosuyla karşınızdayız. Alkışlamak istiyorum. Hoş geldin Deniz Kayalılar. Hoş bulduk Sezin Karabaşı. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Elhamdülillah. Benim sormuşum bana. Evet, bugün uzun süredir çekmediğim, sanırım 3-4 ay, belki daha uzun bir süre oldu. Vesvet videosuyla karşınızdayız. Ben bu şu an bugün okuyacağımız hikayeyi son çektiğimiz videonun altında biri sizin bunu okuman lazım bir şekilde 61'i öyle buldum. Bir fan sonra, önerisi yani. Aynen, bir fan önerisi. Hiç unutmuyorum ilk okuduğum geceyi. Bu arada Ocak ayında falan okudum Deniz. Çok eski. Bu arada bizim video çekili 6 aya geçmiş oluyor bu, evet, bunu anlayınca. Aynen. Ben gece açtım, biraz okuyayım dedim Ocak ayında. Allah belamı versin. Ne? Nefes alamadım. Hani ağzımı kapattım sesli gülmeyeyim diye. Bak hiç hatırlamıyorum şu an ne yazıyor. Ama çok güleceğimize eminim. Tamam. Hatırlamıyorsun. Hiç hatırlamıyorum. Sıfırım. Tamam. Hazır mısın? Hayır. Ben de. Let's do this shit. Umarım hatırladığım kadar komiktir ve rezil olmam şu an sana kardeşim özellikle. Çok övdüm çünkü. Sonuçta çok gülmüştük. Onun için benim beklentim çok yüksek şu kesinlikle. Anda. Benim de öyleydi. Ben oldu yani. Deneyeceğine inanıyorum. Kelimenin kifayesi mi kaldı? Kesinlikle. Şimdi kitabın ismi çok lame. O yüzden dalga geçme, bu bence kötüdür diye. Tamam. Vampir kocam. Hayır. Cabbar Su'nun suçu ne? Şimdi böyle deyince hiç komik bir şey çıkmayacak gibi geliyor ama aslında komik bir şey. Tamam. Bir de bu ciddi yazılmamış. Biz böyle şeyleri pek sevmiyoruz. Evet. Ama yine de. Yine de. Yine de çok iyiydi. Yıkıcı biliyorsun. Kesinlikle. Tamam kardeşim. O zaman Cabbar Su'nun hikayesiyle başlayalım. Cabbar Su'yla tanışmak için yani şey yapamıyorum. Sabırsızlanıyorsun. Sabırsızlanıyorum. Ben de. Bu arada okunması 790 şu an. Bizden sonra kaç olacak bakalım. Tamam. Tamam. Birinci bölüm. Hayattan hiç zevk almadığım bir zamanda aniden okul değişikliğiyle kahrolmuş, mahvolmuş bir haldeydim. Yine okul değişikliği bu arada her zamanki gibi. Okuldan bir kızla kavga etmiştim ve zorunlu nakil vermiştim. Kavganın sebebi ise tuvalette osurmandı. Ne vardı bunu? Herkes yapıyordu. Bir gün çok sıkıştığım için tuvalete gitmiştim. Kimsenin olmadığını görünce osurmuştum. O sırada da tuvalete başka bir kız girdi. Ama benim osurmam hala durmuyordu. En kötüsü de. Bir dakika ya, şu an çok saçma ilerliyorduk. Yemin ederim komikleşecek biraz daha bekle. Kız bana sinirli sinirli bakarak, götüne mukayyet olsana Nalet. Bizim de götümüz var. El alemin ortasında osurmuyoruz dediğinde yüzüne tükürüp saçlarına yapıştım. Avazım çıktığı kadar bağırarak ağzına osurduğumun kahvesi dedim. Of hadi şu muhabbet bir geçsin. O sıra nöbetçi öğretmen gelerek bizi ayırmaya çalıştı. Ona da bir tokat attım. Yanağını tutarak koşa koşa müdürün odasına gitti. Bizim hala kavga ettiğimizi gören müdür bizi ayırmaya çalıştı. Ona da bir tokat atacakken elimi tuttu. Of çok sert tutuyordu. Bu yaşlı kel müdüre düşmeyen kız yoktur eminim. Bu biliyorsun ki daha önceki hikayemizde aman de tanrım, vardı. Evet. İlk hikayemizde. Ateşli seks makinesi Muzi. Muzi. Müdür ikimizi de ayırıp odasına götürdü. Kavganın sebebini anlattıktan sonra müdür, polis arayın hatta direkt savcılığa verin dedi. Biz hayretler içinde bakarken müdürün yüzü aydınlanmış bir şekilde derhal celladı çağırın şunları hadım etsin dedi. Umarım bizim cellat gel. Sanırım cellat geliyor ama o cellat bu cellat mı emin değilim. Hatırlamıyorum. Hadım etmek. Ve celladın hadım edecek olması tamam. Bu arada. İnanılmaz yakışıklı aşkım Keltoş'um bizim çükümüzün olmadığını farkında değildi. Suratına tokat attım hoca en iyisi nakil verip gitsinler dedi. Ben o an kahrolmuştum. Aklıma gelen tek şey arkadaşım Hayriye'den ayrılacak olmamdı. Sen ve ben. Hayır. Müdür sizin gibileri okulumda istemiyorum. Yıkılın bire kafir, kafir oğlu kafirler dediğinde içimden sanki Türkiye'yi fethetmeye çalışan Haçlı ordusuyuz amk dedim. Abi şu an hiç komik ilerlemiyor ve ben çok sinirliyim. Sakin ol. Ama çünkü ben kafamda öyle bir hatırlıyorum ki neyse. Olacak olacak. İnşallah. Eve gittiğimde haber aileme ulaşmıştı bile. Annem babam beni yanlarına çağırdı. Babam sakin bir şekilde. Kızım kavganın sebebini biliyorum ve seni de destekliyorum. Osurmak insanların hayvanların doğasında olan bir şey. Sen de doğan gereği osurmuşsun. Onlar çok abartmışlar. Boşver. Kaybeden onlar dediğinde babamın boynunu atlayıp sarıldım. Beni desteklemelerine mutlu olmuştum. Birinci bölüm sonu. Evet. Ben umutluyum. Tamam. Ben yani umarım... Siz de umarım şu an umudunuzu kaybetmemişsinizdir. Çünkü ben şu şekilde olduğumu hatırlıyorum. Tamam, geliyor. Hadi bakalım. Geliyor kardeşim. İkinci bölüm. Bana doğru yaklaşan kömür karası ten rengine sahip, uzun ince burun suratını kapatan bir erkek gördüm. Allah'ım böyle erkekleri gördükçe evdekine ekmek ve resim gelmiyor diye iç geçirdim. Bu ince uzun biçimsiz vücuda sahip olan tam dibimde durduğunda o kömür karası tenini, o ince dudaklarını esrar keş gözlerini daha yakından görebilmiştim. Aman tanrım ne kadar yakışıklıydı. Benim tipim bu. Hakkındaysa.
Hani şakasız milletin beğendiği çocuklara laf edip beğendi çocuk. Kömür karası teni deyince aklıma bir zat geldi. Ya kusarım şuraya. Kaşını çatıp gözlerini bana dikti ve korkutucu ses tonuyla "Koş yaparsın koş, jelatin geliyor." dediğinde korkuyla arkamı dönüp koşmaya başladım. Birden o seksi korkutucu ses tonuyla "Kabir azabı çekeceksin Cabbarsu" dedi. Şu an bir çocuk bunu kovalıyor mu? Ben yani, hikayeyi tam anlayamadım. Var. Aman. Cellat kömür geldi. Karası cellatı geldi gerçekten geldi, hakikaten gerçekten literally geldi. Koşarken ayağım takıldı ve tam düşecekken yatağımda uyandım. Alnım ter içindeydi ve tam yataktan kalkacağım sıra altımda bir ıslaklık hissettim. Yorganı kaldırdığımda korkudan altıma sıçtığımı gördüm. Çarşafları alıp üzerine parfüm sıkıp yatağımın altına attım ve yine çarşafları çıkardım. Annem kapıyı çalmadan odaya girdiğinde bir şey sorabilir miyim? Evet. Sen acaba bunun boşluğuna gelip boşluğuna gelip de bir gece gülmüş olabilir miyim? Umarım öyle değildir çünkü yani. Seviye yerlerde çok kötü. Yani bok şakası falan yapılıyor. Kesinlikle ve ikinci kez yapılıyor yani, bir kez de değil. Biraz daha devam edelim. Tamam. Dayanmaya tamam. Çalışalım. Hadi bakalım. Annem bir yatağıma bir bana bakarak "Kızım çarşafları neden değiştirdin?" dedi. İşte o beklediğim soruyu sorduğunda "Anne çarşaflar kirliydi, değiştirdim." dedim. Annem kaşlarını çatıp "Kızım yine mi altına işedin?" dediğinde "Keşke sadece işemiş olsaydın" diye iç geçirdim. Bugün yeni okuma başlayacağım için çok mükemmel olmalıydım. Zaten afeti devranım. Güzel olabilmek için ekstra bir çaba harcamama gerek yoktu. Üstüme ciyak pembe bir boğazlı kazak, altıma ise fıstık yeşili bir etek giymiştim. Baştan çıkarıcı seksiliğinden ben bile korkmuştum. Bu ilk hikaye benziyor. Evet, bence neyse. Kuaföre gidip saçımı uzaydan görünen ışığa dağıldı bir evet, umarım bitmez diyor diyelim. Kuaföre gidip saçımı uzaydan görünen bir gelin başı yapmayı düşündüm. Amacım erkeklerin beni diğer kızlar gibi olmadığımı, çok ağırbaşlı ve ciddi ilişkilere açık olduğumu göstermek. Ama şu an geç kaldığım için kuaför işini ertelemem gerekti. Merdivenlerden inip kapıya doğru yöneldiğimde annem elimdeki sucuk dürümünü ağzıma tekti. Anne anne geç kaldım, hemen gitmem lazım diye hızlıca yeşil eteğimin altına yakışacağını düşündüğüm lacivert ayakkabılarımı giymekten çıktım. Mesela hatırlıyorum, burada altımı sıçmış. Burada niye ise ben mahvolmuşum. Sanırım cidden boşluğuma geldi. Bir tık boşluğuna geldi. Aynen. Arkadaşlar, sizin hikaye. 5 dakikalık otobüs yolculuğumdan sonra sonunda okula varmıştım. Bahçede kimse yoktu. Herkesin derste olduğunu düşünüp okulun kapısına doğru ilerledim. Kapıyı itmeme rağmen açılmamıştı. Ayağımla tepmeledim. Camı tıklatırken okulda kimsenin olmayışını fark ettim. Nasıl yani, erken mi gelmiştim okula dedim. Pazar günü gelmiş diyorum. Öyleyse inanılmaz düşük seviye bir sitcom şakası olmuş evet. Olur. Bakalım. Kantinin bahçeye bakan penceresinden saate baktım. Bir de telefonumun saatine. Sinirli bir şekilde "Allah kahretsin, bir saat erken gelmişim okula" dedim. Ne yapacaktım şimdi diye düşünürken okulun arka bahçesine doğru yürümeye başladım. Biraz okul keşfetmek pek de kötü bir fikir sayılmazdı. Yavaş adımlarla dolaşırken sesler duymaya başladım. Bu sesler arka bahçeden geliyordu. Adımlarımı hızlandırdım. Kafamı görünmeyecek şekilde duvarın arkasına uzattım. Gördüklerime şok olmuştum. Okulda nasıl böyle bir şey yapılır? Hem de kameralar vardı. İkinci bölüm sonu. Eyvah. Ne gördü sence? Ben hiç hatırlamıyorum. Müdür öğrenciyle. Ha. Ben de okuldaki bir çete grubunun saçma şeyler yaptığını düşünüyorum şu an. Ama komik olmaz öyleyse de. Müdürle şey de komik olmaz gerçi. Nasıl olacak merakla bekliyorum. Şu an bekliyorum. Hikaye zaten komik gitmiyor. Hani. Bence de maalesef. Daha kötüsü olamaz diye düşünüyorum. 3 kişi gözlüklü, tahminen 1.45 boylarında kilolu bir oğlanı dövüyorlardı. Uzun ince fiziğe ve kömür karası ten rengine sahip keko saç stiliyle aşırı yakışıklı bir oğlan gözlüklü çocuğa yumruklar savurup... Neydi, Cabbar mıydı zaten? Kızın adı Cabbar. Cellat. Cellat. "Bizi hocaya nasıl şikayet edersin?" diyordu. Saç stili böyleymiş. Çocuğun dayak yemesine gönlüm rahatsız değildi. Koşarak yanlarına gittim. "Ne yapıyorsunuz?" Tam napta kesiliyor. Daha sözüm bitmeden kepçe kulaklı, ensesi kalın biri olan suratıma tokat atınca yanağımı tutarak arkamı dönüp sakladığım yere geri koştum. Keko saç stiline sahip yakışıklı olan "O kimdi?" dedi. Aralarından biri "Boş ver, gitti zaten" dedi. Gözlüklü çocuk dikkatlerinin dağılmasına fırsat bilip kaçmıştı. Biri peşinden koştu ama benim beğendiğim yakışıklı olan "Bırak gitsin" dedi. Arka bahçeye sıra sıra dizilmiş olan bankların birine oturdular. Yakışıklı bad boy'um "Benim Adıyaman tütünümü getirin hemen." Ellerini göstererek "Çabuk çıkarın, bak elim ayağım titriyor" dedi. Kepçe kulaklı oğlan hemen masanın üstüne koydu. Yakışıklı "Hadi lan bunun sigara kağıdı" diye gürledi. Tek kaşlı, resmen bana merhaba diyen kulak kılları, ön dişleri çarpık olan "Abi kusura bakma, unutmuşum ben onu" dediğinde yakışıklım "Derhal bana kağıt bulun" dedi. Kepçe kulaklı oğlan suratını aydınlanmış bir şekilde çantasını karıştırıp defter çıkardı. "Bu olur mu Abdurrahman?" dıgıdık dıgıdık sağdan sağdan dıgıdık dıgıdık alttan üstten. Okay.
gittiğimde yakışıklım suratına bir tokat geçirdi. Adımla da... tokat. Sen ne yaptın sanıyorsun sevgili Aro? Şu an okusak bence yıkılırdı. Ay keşke onu okusaydık ya. Ama rezil oluruz diye çok korkuyorum. Hani salak mısınız deyip kimse gülmezse. Kimse yani çok riskli. Biz yazdığımız için. Evet. Tamam. Adımla dalga geçme demedim mi lan sana? Adıyla nasıl dalga geç? Abdurrahman dıgıdık dıgıdık sağdan sola dıgıdık dıgıdık alttan üstten dıgıdık dıgıdık. Bunu da Abdurrahman. Hayır. Bence adı şu. Abdurrahman dıgıdık dıgıdık adı soyadı. Arkadaşlar da Abdurrahman dıgıdık 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 diye uzatıyorlar. Dıgıdık oldu, dıgıdık dıgıdık olduğunu eminim. Soyadının Abdurrahman dıgıdık dıgıdık. Çok büyük ihtimal öyledir. Buna eminim arkadaşlar da uzatarak dalga geçiyor. Dalga geçiyorlar. Evet sanırım. Doğru. Haklısın. Kusura bakma abi. Bu nasıl isim ya? Hayatımda hiç bu kadar saçma uzun bir isim duymadım. Bu sana komple, komple isim. Komple adımla dalga geçme niye diyor o zaman? Hep i̇şte adı bu. Adıma dalga geçmiş olmuyorlar. Esmer bombam defterden bir yaprak yırtıp içine tütünü koydu ve sonra sarıp kağıdı yaladı. Normal kağıda sarıyor sigarayı. O yaladığı kağıt ben olsaydım. Bir insan kağıt yalarken de bu kadar mı yakışıklı olur? Sigarayı yakıp dudaklarına götürdü. O ten rengi kadar koyu dudakları, burun ucundaki sivilce, dudağının üstündeki kocaman beniyle ve hiç fırçalanmamış altın sarısı dişleriyle bu kadar mükemmel olmayı nasıl başarıyordu? Bu çocuk benim olmalıydı. Bunu hakikaten hoşlandığım kişi ya. Sus artık yeter. Ciddiye alacaklar. Allah'ım şaka yapıyorum ha, böyle değil. Ama yakın yani. Yavaş yavaş öğrenciler gelmeye başlamıştı bile. En son mikrofondan müdürün sesini duyunca ön bahçeye doğru koştum. Birkaç konuşma yaptıktan sonra herkes sınıflarına girdi. Önceden öğrendiğim için hemen sınıfımı bulmuştum. Kapıdan içeri girer girmez herkesin gözünün üstümde olduğunu hissettim. En arkadaki gözüme çarpan sıraya doğru ilerledim. Tam oturacağım sıra arka bahçede gördüğüm yakışıklı olan oturdu ve ben de fark etmemiş gibi yaparak kucağına oturdum. Ama abi tanrım, daha iyi bir taktik görülmemiştir. Sıfır. Herkes yapmalı bu bundan taktiği. Sonra hepimiz yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Ama tanrım az kaşar değildim. Canlandırabilir miyiz bu hikayeyi? Evet. Senin şey olmanı ben istiyorum. Cellat olmanı istiyorum. Tamam. Aynı anda geldi. Sen fark etmeyi görmek istiyorum. Ama tanrım az kaşar değilim. Lütfen sizin prodüksiyonuna da bir alkış verebilir miyim? Aynen uğraştım arkada defterden biliyorsunuz. Adıyaman tütünü. Yapıyoruz bundan sonra. Aynen öyle. Size göstermeli. Aynen. Şey bu böyle kurtarırız belki kardeşim. Halbuki ben Rahibe Teresa'nın yasak ilişkisinden doğan kızıydım. Böyle bir şey var mı? Rahibe Teresa'nın yasak ilişkisinden doğan bir kız var mı? Rahibe Teresa is the real character. Bu soruyu bana sormam beni çok mutlu etti her şeyden önce. Ben bileceğini düşündüğümü düşünüyorum. Hemen kucağından kalktığımda altın sarısı dişleriyle pis pis bana sırıtıyordu. Biraz kenara kayıp kolumdan tuttu ve yanıma oturttu. Yeni gelin gibi süzülüyordum yanında. Diğer kızların kıskanarak baktığına emindim. Kulağıma doğru yaklaşıp arka bahçede gördüklerini unut çirkin Ella. Çirkin Ella demesi üzmüştü beni. Ama o çirkin dediği için de çirkin olmuyordum ben. Hem dış güzellik hem iç güzellik vardı bende. Sinirle ona doğru dönüp dür öğrenmiş bil olanları dedim. O çocuk nereden biliyor? Bilmiyorum. O çocuktan beter ederim seni diye kolumu sıktı. Yapacaktım geç derdi. Kolumun acısıyla inleyip tamam söylemem şaka yaptım dedim. Yakışıklı bez boyumun suratına daha dikkatli baktığımda aman Allah'ım bu. Bölüm sonu. Bu rüyamda gördüğüm oğlandı. Celladın geliyor demişti bana. Acaba rüyamda bana bir mesaj mı vermeye çalışmıştı? Oha başta gördüğü rüyasındaki çocuk. Aynen. Helal olsun. Bu yakışıklı... Manifestation yapmış diyebilir miyiz kesinlikle çocuk? Kesinlikle olmuş. İzlemeyenler olduysa şu tarafta. Aynen öyle. Sezin videosunu izleyenler. Evet çok teşekkür ederim. Bu doğru yeri gösterdim inanamıyorum şokmuş şu an. Ben olsam karıştırmıştım helal olsun. Bu yakışıklı seksi muhteşem oğlandan uzak durmalıydım. Ama onda beni kendine çeken bir şeyler vardı. Yeni bir öğrencimiz gelmişti yani hoca beni düşüncelerimden ayırmıştı. Havalı bir şekilde ayağa kalkıp kendimi tanıttım. Ben Cabbar Su Azgın. Abi ya çok kötü sesi. Yoruldum hikayeye bak. Bir kızın mizah seviyesi maksimum bu kadar olmalı. Kadınlar komik değildir diyenler beni şimdi görür. Acaba aynen öyle. Konuşmamı kısa kesip yerime oturmamla sınıf kahkahaya boğuldu. Daha ne olduğunu anlamazken hoca gülerek kızım ailen seni erkek zannedip kız mı çıktın? Ne yapıyorlar severken oğlum mu yoksa kızım diye mi seviyorlar dediğinde dudaklarım büzüşmüştü ve 32 dişimi göstererek ağlamaya başladım. 32 dişimi göstererek ağlamaya başladım. Keşke yapmasaydım. Sınıftan bir erkek bana dönüp tuvalette ekmek mi çiğnedin bu ne çirkinliktir dediğinde ağlayarak sınıftan çıktım. Abdurrahman da peşinden gelmişti. Abdurrahman kim ya? Şey işte ya. Ha cellat değil mi o? Celladın geldi diyor o sadece. He. Yani seni geberteceğim şey anlamında. Aynen adı cellat değil. Kusura bakmayın önceki hikayeden dolayı şey. Aynen bir shift o oldu. O hikayeyi izlemeyen varsa şu tarafta.
Abdurrahman peşinden gelmişti. Ensemden tutarak yere doğru eğdi. Ve sen bakmalara cabbarsı diyerek teselli vermişti. Sen bakma onlara cabbarsın. Benim sana yapmam. Pardon. Sen onlara bakma cabbarsu. Erkekler. Siz de bu taktiği buluyorsunuz. Hayatımda böyle bir erkek istemişimdir. Beni teselli bu şekilde edecek ama. Ay dur burası çok komikti galiba. İnşallah gerçekten öyledir. Anasını satayım. Bu nasıl teselli vermekti? Ensemden tutarak bahçeye doğru çıkardı. Hayal ediyorum. Biraz kötü oldum. Sen onlara bakma gel. Ensemden tutarak bahçeye doğru çıkardı ama böyle yapması hoşuma gitmişti. Ensem alev alev yanıyordu onun dokunuşuyla. Hem şu an beni düşünüyordu ve benim yanımdaydı. Bir bank bulup oturduk fakat onun eli hala ensemdeydi. Onu etkilemek için ensemdeki elini tutup bacağıma koydum. Bir an göz gözü geldik ve aniden elini bacağımdan çekip cebinden bir şey çıkardı. Aman tanrım bu bir meyve bıçağıydı. Çıplak bacağımda gezdirmeye başladı. Aniden bıçağı ayağıma sattı. Yoğun bir acı hissetmiştim. Çocuk kızı bıçaklıya durduk. Meyve bıçağıyla. Bizim okulda listede. Ne oldu canlandırana? Bıçak almam lazım. Prodüksiyon. Prodüksiyon. Sizin sen bana bıçak gerçekten bana sokarsın onu. Saçma. Bizim lisede bir çocuk gerçekten birini bıçaklamıştı şaka yaparken. Ayrı böyle belalı bir çocuk vardı. Bizim sınıftaydı bir de. Yanı bıçak taşıyordu. Meyve bıçağı mı peki? Bilmiyorum onun nasıl bir bıçak ama zannetmiyorum. Bıçaklanan kişinin adını da söylemeyeyim. Ali olsun. Söyleme tabii ki. Ne haber Ali deyip bir kere şurasına bıçak. Ambulans gelmişti. Şaka yapıyormuş. Bir insan götünden bıçak. Tam Abdurrahman dık 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 hikayesi yani. Sağdan soldan dık 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 soldan aşağıdan. Kardeşim şu bıçağı ben götüreyim de. Çıplak bacağımda gezmeye başladım. Aynen bıçağı ayağıma sapladığında yoğun bir acı hissetmiştim. Ayağımdan foşur foşur şelaleden su akar gibi kan geliyordu. Yakışıklı sert erkeğimin yanında cesur durmalıydım. Benden etkilenmesi gerekti. Ona bakıp kahkaha atmaya başladım. O da benimle beraber güldü. Ve bıçak hala ayağımda saplı bir şekilde duruyordu. Bir anda elinin tersiyle suratıma vurdu. Gülme öyle dedi. Niye? Kaşlarını çatıp etkileniyorum dedi. Hani nasıl hiçbir şey olmamış gibi bıçak orada duruyor. Bu da gülüşüyor, bunu da vuruyor. Sonunda onu etkilemeye başarmıştım. Her ne kadar ayağımı feda etsem bile. Ben bunları düşünürken kan kaybından öleceğim aklıma geldi ve yavaş yavaş ağrısını hissetmeye başlamıştım. Çok şükür. Aynen. Ayağa kalktığımda bıçak sallanıyordu. Abdurrahman da ayağa kalkıp nereye gidiyorsun lan sen dediğinde. Hastaneye gidelim, ayağım çok kötü ağrıyor dedim. Hastane ile okul arası 2 saatlik yoldu. Taksi çağırıp giderdik herhalde diye düşünürken tekrar ensemden tutup yere doğru eğdiğinde ne yapıyorsun sen dedim. Belki polise gidersin. O yüzden yol boyunca böyle gideceğiz dedi. Öyle yürüyecekler mi? Bil inşallah hayır. Taksi çağır. Demek bana emir veriyorsun. Sana ceza. 2 saatlik yola yürüyeceksin dedi. Bu haldeyken ona karşı çıkamazdım. Yoksa daha kötü şeyler yapabilirdi. 2 saatlik yolun sonunda hastaneye varabilmiştik. Üzülmem peki. Bacağıma baktığımda kanın kuruduğunu fark ettim. Beni gören doktorlar gelip sedyeye yatırdılar. Sorun şu ki belim tutulmuştu ve uzanamıyordum. Oturur pozisyonda... Öyle yürüdüğü için. Aynen sanırım. Evet öyle yürütüyor değil mi? Oturur pozisyonda beni ameliyathaneye götürdüler ve beni ayakta ameliyat edeceklerdi. Sonra doktor bana sana kötü haberlerim var. Ya hayatının sonuna kadar bu bıçakla yaşayacaksın ya da bacağını kesmek zorunda kalacağız dediğinde korkudan bayılmıştım. Son gördüğüm şey ise kocaman bir karanlıktı. Bir anda şey oldu hikaye. Hardcore bir şeye dönüştü. Gözlerimi açtığımda etrafa bakındım. Sol tarafıma baktığımda üzerinde beyaz bir çarşaf örtülmüş ve ayak baş parmağına kağıt bağlanmış birini gördüm. Aman tanrım. İnşallah değildir. Aman tanrım burası morgtu. Ölmüş müydüm ben? Bu nasıl olur? Eğer öldüysem şu an nasıl her şeyi görebiliyordum? Birden kapı açılma sesiyle irkildim. Ama kimse gözükmüyordu. Yataktan kalkmaya çalıştım ama başaramamıştım. Yatağımın altından bir tıkırtı geldi. Abdurraziz. Çıkacak sanırım. Abdurraziz. Bence o. Yavaşça gözümü o tarafa doğru çevirdiğimde gözlerime inanamadım. Bu çaycı Hüseyin'di. Vallahi
şimdi anladım kardeşim. Aynen. Demek ki yer yer gülmüşüm. Yer yer gülmüşüm. Aynen. En son köpek balığı tarafından öldürülmüştü biliyor musun? Çaycüzün her ay ölüyor. Ha evet hatırlıyorum. Köpek balığı öldürülmüştü efendim. Oradan öyleymiş o ara. Fona olduğum birini ahirette görmek kadar güzel bir şey yoktu. Hemen bir fotoğraf çekinmeliydim. Odaya bir hemşire girip Çaycı Hüseyin'i kucakladı ve yatağıma oturttu. Hemşireye bakıp burası neresi ahirette değil miyiz dedim. Onun yanında Çaycı Hüseyin cevap verdi. Ne ahireti? Hastanede yer kalmadığı için seni morga aldık dediğinde içim rahatlamıştı. Çok iyi. Çaycı Hüseyin'in ne oluyor? Aynen bilmiyorum. Bu yerdeki amacı nedir bu karakterin? Varoluş amacı. Bakalım anlatacak mı? Çaycı Hüseyin sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Çaycı Hüseyin'e bakıp peki sizi köpek balığı yememiş miydi? Ne işiniz var burada dediğimde sinirle. Ne Çaycı Hüseyin ya? Ben Profesör Doktor Ölü Yıkayıcı Azrail Canalan dedim. Ya ne yaptık ya? Ölü Yıkayıcı Azrail Canalan. Title'ım yeni title'ım. Twitter ismim yapıyorum şu an. Ölü Yıkayıcı Azrail Canalan. Profesör Doktor. Profesör Doktor. Nasıl yani? Adınız Azrail Canalan mı dedim. Hayır. Profesör Doktor Azrail Canan. Sıkıntıyla iç çekip evet dedi. Yataktan atlayıp konuşmasına cevap etti. Şu an durumun iyi. Bıçağı çıkartıp ayağını kurtardık dediğinde aklıma Abdurrahman geldi. Acaba ne durumdaydı? Ne yapıyordu? Belki de çok üzülmüştür. Hatta ağlamıştır benim için. Doktor tam gideceği sıra benimle gelen kişi nerede şu an dediğimde bana dönüp seni beklerken horul horul uyuyordu. Hemşire... Sana bu bacağı veren kim zannediyorsun? Keşke öyle olsaydı. Ama Abdurrahman dışıktan asla bir şey beklemem. Aslan. Seni beklerken horul horul uyuyordu. Hemşireler uyandırmaya gittiğinde meğerse horlamıyor osuruyormuş. Abi yeter artık bu şakadan yani. Doktor çıkar çıkmaz Abdurrahman odaya gelmişti. Bana doğru eğildiğinde elimi yanağına koydum. Üzülme Abdurrahman'ım ben iyiyim. Duydum ki üzüntüden osurmuşsun hastane iyilemiş dedim. Duydum ki üzüntüden osurmuşsun dedim. Doğru hastane inledi. Ne üzülmesi ya aklım hala yapamadıklarımda. Hadi kalk gidiyoruz deyip kolumdan tuttu. İçinde kadar aynen. Gaz birikintisi mi? Gizlice hastaneden çıkarttı beni ve ağaca yaslayarak burada bekle geliyorum dedi. Birkaç dakika bekledikten sonra el arabasıyla döndü. Bu ne dediğimde aşağılara bakarak sence neye benziyorsun? Hadi kalk benim evime gideceğiz dedi. El arabasını hızlıca sürüyordu ve ben çok eğleniyordum. Sanki sevgilimle birlikte market alışverişi yapıyormuşuz da ben de alışveriş arabasının içindeymişim gibi hissediyordum. Yolda hiçbir şey konuşmuyorduk ve bayağı sıkmaya başlamıştım. Evin nerede dediğimde durup merak etme 2 saatlik yol kaldı. Hadi in bu kez ben bineceğim sen süreceksin dedi. Çiftlerle yapacak aktiviteler. Ama ayağım dediğinde beni kolumdan tutup savurduğunda yere çakılmıştım. Abdurrahman endişeyle eğilip beni kaldırdı. Canın acıdı mı diye sorduğunda hayır dedim. Bir an beni düşündüğünü zannetmiştim ama beni yeniden yere aldı. Bu kez acıdı mı dediğinde i̇şte canımı yakmak için çabaladığını fark ettim. Bu da benim hoşuma gidiyordu. Ama şu an onun evine gitmek istiyordum ve bununla oyalanmak istemiyordum. Evet diyerek geçiştirdim. El arabasını kollarından tutup topallayarak sürmeye başladım. 2 saatlik yolun sonunda eve varmıştık. Etrafa dikkatlice baktığımda ama tanrım burası. Bizim mahallem Kirtare. Şunu söyleyebilir miyim? Bok gibi bir hikaye. Çok kötü. Rezalet bir hikaye. Ben ama gerçekten kardeş, niye kahkahalara boğuldum yani, akıl bilim. Sağlığıyla ilgili bir takım. Yani boşluğuna geldin inanıyorum. Gerçekten sanırım boşluğuma geldi. Ya da çok hikaye okudum o ara seçebilmek olabilir. İçin en iyisi buydu ya da. Çünkü tek okuduğum hikaye bu değil ona eminim. Evet. Gördüklerime şok olmuştum. Yola dikkat etmeyerek gittiğim için köye geldiğimizi fark etmedim. Burası neresi? Neden beni buraya getirdin dediğimde hiçbir şekilde cevap vermeyerek ahır benzeri bir yere hızlıca el arabasını sürmeye başladı. El arabasını sağa doğru yatırıp beni tezeğin üstüne attığında neye uğradığımı şaşırmıştım. Bir çırpıda yerden kalkmaya çalıştığımda Abdurrahman kıçıma tekme atıp beni tekrar tezeğin üstüne attı. Acıyla inlediğimde çenemden tutup yüzümü kendisine çevirdi. Birkaç gün benim yanımda kalacaksın dedi. Çenemi elinden kurtarıp tekrar ayağa kalktım ve sinirle neden dedim. Canım öyle istiyor diyerek ahırın kapısına doğru ilerledi. Yarın sabah saat 5'te uyanmış ol. Sana sürprizim var dediğinde çok mutlu olsam da mutluluğumu belli etmemeye çalıştım. Ahırın kapısını kilitleyerek beni burada ineklerle baş başa bıraktığında onun hakkındaki düşünceleri dalıp kendimi uykunun kollarına bıraktım. Sabah uyandığımda güneş daha yeni doğmaya başlamıştı. Üzerimde yoğun bir tezek kokusu vardı. Kapının açıldığını gördüğümde Abdurrahman olduğunu fark etmem geç sürmedi. Elinde bir şeyler vardı ve gülümseyerek bana doğru yaklaştı. Günaydın dediğinde ben de aynı şekilde gülümsedim. Günaydın dedim. Sana bunları getirdim dediğinde uzatta şeyi hemen alıp baktığımda çiçek desenli şal var, fıstık yeşili boğazlı kazak ve pembe eşarp vardı. Bunları giy ve hemen dışarı gel. Benim için seçtiği kombin çok hoşuma gitmişti. Hemen giyinip dışarı çıktım. Onun da çünkü o da aynı renkte giymişti. Giymişti. O da fıstık yeşiliydi. Abdurrahman beni fark ettiğinde bu arada... Kardeşim... Cabbarsu'yum şu an. Azgın Cabbarsu, azgın ben. Abdurrahman beni fark ettiğinde havada takla atıp eşeğe ters oturdu. Sonra bana seksi bakıp ne? Göz kırpmıştı. Pardon, ne? Eşeğe ters oturmuş. Takla havada takla.
aptal Su dediğinde sinirle. Yalnız benim adım Cabbar Su. Sen kendi adına bak Abdurrahman dık 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 dedim gülerek. Abdurrahman eşeğin heybesinden pompalı tüfeği çıkarttı bana doğru. Eğer bir daha adımla dalga geçersen yeminle öldürürüm seni dediğinde korkuyla ellerimi kaldırıp kulun kölen olayım, ayakkabından su içeyim, indir o silahı bir daha demem dediğimde silahı indirip beni kolumdan çekti. Hadi bin eşeğe dedi. Şöyle oluyor kendi devamında. Tarlada çalıştırmak istiyor Abdurrahman dık 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 bizim kızı. Tarlada çalışacağız diyor. Eşekle kaçıyor bizim kız. Ve şehre iniyor eşekle beraber. Abdurrahman arkasından koşarak silah sıkıyor durusunlar diye. Şehre varıyor falan. Eşekler inmiyor. Aç susuz bir şekilde dolaşıyor. Bir darbe alıyor bu kafasına bir anda. Uyanıyor sanırım. Eşeğin üstüne uyanıyor ve karanlık bir sokakta eşekle beraber yürüyorlar bir yere doğru. Bu eşek oğlu eşek beni nereye getirmişti gibi bir cümlesi var. Sokak lambasının altında bir grup erkeğin bana baktığını fark ettiğimde eşeği başka yöne doğru çevirmek istedim ama eşek bana inat o erkeklerin yanına doğru gitmeye başladı. Kirli sakallı yaklaşık 2,5 metre boyunda. Erkek ben birini anlatıyorum ben. Erkek olmasına rağmen ince ses tonuyla "Of be! Şu eşeğe bak yavrum bu senin mi?" diye sorduğunda iyi sinirlenmiştim. Ben burada dururken eşeğime laf atıyorlardı. O adamın yanındaki tahminen 1,20 boylarında. Vücudu kaslı Rapunzel kadarının saçlarına sahip köse adam. "Of bu eşek kaça satılır acaba?" dediğinde asıl niyetlerini anlamıştım. Eşeğimi benden çalacaklardı. Bu eşek Abdurrahman'ımın bana emanetiydi. Eve geliyor sanırım artık kendi evine. Ok devam edelim. Abim Cabbarcan twerk yapıyordu. Annem tulumba çekiyor ve babam da vap dansı yapıyordu. Bizim her şey diyor. Bizim herhangi bir günümüz. Herhangi bir türkü. Ben de koşarak yanlarına gidip annemle birlikte tulumba çektim. Yaklaşık yarım saat tulumba, bir saat twerk ve 1,5 saatte vap dansı yaptıktan sonra yorgunluktan bitap düşmüştüm. Ama biz bizim hikayemiz aynen, ya. Gerçekten neden benziyor. Belli oldu. Aynen. Yorulmam normaldi çünkü 3 saat tarlada çalıştım. Saatlerce eşek üstüne şehre geldim. Adamların peşinden koşturdum ve 2 saat boyunca da dans etmiştim. En sonunda da bunların önce bıçaklanmıştı. En sonunda dayanamayıp kendimi koltuğa attım. Şarkı durduğunda anne baba neyi kutluyoruz biz dediğimde dehşetle bana baktılar. Annem bana doğru gelip kızım nerelerdeydin seni çok özledik dedi. Farkına var mı? Yeni farkına. Dansdan sonra. Bakışlarımı annemden çekip abime diktim. Bana belli etmemeye çalışarak duvardaki yazıyı sökmeye çalışıyordu. Bu çabası boşunaydı çünkü yazıyı görmüştüm. Cabbar'dan kurtulma partisi yazıyordu. Yani yazıyı sökmeye çalıştığını hayal ediyorum gizlice falan. Kaç gündür evde yoktum. Beni arama zahmetinde bile bulunmamışlardı. Niye arasınlar ki? Benden kurtulduklarını seviniyorlardı. Sinirle bağırıp annemi ittim. Siz nasıl insanlarsınız? Ben kayboldum. Belki başıma kötü bir şey gelebilirdi. Belki ölebilirdim. Ama siz burada durup dans ediyorsunuz dediğimde annem öfkeyle bıktık artık senin her sabah altına yapmandan. Yatağının altındaki boku görmeyeceğimi mi zannettin? Odanda ölü var zannettik. İğrenç. İğrenç şey seni. En son okulda osurman artık bardağa taşınan son damlaydı. Baban da katlanamıyordu sana ama üzülme diye biz hep seni destekledik. Eve geldiğinde çok mutlu olmuştuk ama sülük gibi yapıştın bize dedi. Babam annemin omuzlarından tutup tatlım sakin ol. Elbet bir gün kurtulacağız. Dediğinde abim alaycı bir bakışla bana doğru geldi. Seni yurda vereceğiz üvey kardeşim dedi son kelimesine. İşte Cabbar Su bunu hak etmemişti işte bence hiçbir şekilde. İşte bu son damlaydı. Kesinlikle son bardağa taşınan damlaydı. Olanları idrak etmeye çalışsam da hiçbir şeye anlam veremiyordum. Nasıl yani ben öz kızları değil miydim? Neden benden bu kadar nefret ediyorlardı? 32 dişimi göstererek almaya başladım. Ve arkamı dönüp koşarım bana bahçeye gittim. Gözlerim eşeğimi arıyordu. Bir an önce burada uzaklaşmak istiyordum. Eşeği görüyor. Eşeği öpüyor. Bu eşek Abdurrahman'ıma çok benziyordu. Çek çare Abdurrahman'ın yanına gitmekti. Zaten ondan başka kimsem yoktu. Eşeğin üstüne atlayıp evden uzaklaşmaya başladım. Yaşanan olay aklıma geldikçe gözyaşlarımı tutamıyordum. En çok da annemin yatağımın altındaki boklu çarşafı bulmasına üzülmüştüm. Çünkü o kadar parfüm sıkmıştım. Bulmasına imkan yoktu. Akşamın bir saatiydi ve ben yine yollara düşmüştüm. Abdurrahman benim tek çarem. Yolda gidiyor bir yerde tekrar kafasına darbe oluyor ve bayılıyor ve son bölüme geçiyorum artık. Gözlerimi açtığımda etrafa bakındım. Burası boş, harabe bir yerdi ve etrafta kimsecikler gözükmüyordu. Gözlerimi aşağıya kaydırdığımda duvara bantlı olduğumu görünce dehşetle gözlerimi ayırıp çığlık attım. Duvara bantlı. Aman tanrım burası neresiydi böyle? Nasıl gelmiştim buraya ve bana vuran adamlar kimdi? 32 dişimi üstüne kaldım. Bir anda kapı çalıyor. Gelen kişiyi görmeye çalışsam da ağlamaktan gözlerim bulanmış ve pek bir şey göremiyordum. Merhaba Cabbar Su diyerek bana doğru yaklaşan yabancıyı zar zor görebilmiştim. Dağınık sarı saçları, yeşil gözleri ve geleceğinden daha parlak dişleriyle aşırı çirkin gözüküyordu. Çocuk da bu. Çirkin olan. Çirkin çocuğumuz. Hayatımda hiç bu kadar çirkin bir erkek görmemiştim. Umarım biraz önce yanımda ayrılır çünkü aşırı derecede görüntü kirliliği yapıyor. Sen de kimsin ve beni neden kaçırdın dediğimde ağzı kulaklarına varan o çirkin gülümsemesi gitti. Yerine üzgün bir surat ifadesi aldı. Beni hatırladın mı Cabbar Su? Ben satılmış. Sinirle. Dur ben söylüyorum kim olduğunu. Söyle. Hazır mısın? Evet. Okulda
dövdükleri çocuk bunu kurtardı. Ama olabilir. O şişko 1.45 şişko ve gözlüklüydü. O dövenlerden biri değil miydi? Dövülen miydi? Sinirle neyden bahsediyorsun sen dedi. Tabii ki hatırlamazsın beni. Sana her şeyi anlatacağım Cabbar dediğinde şaşkınlıkla onu seyrediyordum. Muhtemelen evlatlık olduğunu ve amcanın seni büyüttüğünü biliyorsun dediğinde dünkü olanlar olaylar aklıma gelmişti. Sanki her şey bir rüya gibi geliyordu. Daha dün öğrendim diye mırıldandığında gözlerini şaşkınlıkla açıp sen ciddi misin? Onlar seni evlat edindiklerinde 4 yaşındaydın dedi. Gerçek annem ve baban evlendikten yaklaşık 10 yıl sonra sen doğmuşsun. Hem baban hem annen kısırmış. Annen hamile olduğunu öğrenince çok mutlu olmuşlar. Doğduğun gün annem ve baban mutluluktan kalp krizi geçirip ölmüşler. Çok iyi bir hikaye. İstifini bozarak yurda geldiğin ilk gün sana vurulmuştum. O zamanlar 1 yaşındaydın. Ben de 6 yaşındaydım. Kucağımda büyüdün resmen. Her gün altını temizlerdim. Seni benden aldıklarını çok anlamıştım. Seni bulmak için ant içmiştim ve sonunda buldum. Hayretle suratına bakarken içten içe götüm kalkıyordu. Resmen çocukluğumdan beri beni seviyordu ama maalesef ki ben Abdurrahman'dan hoşlanıyordum. Beni kaçırarak sana aşık olmamı bekliyorsan nah olurum dedim el hareketi çekerek. Hayal etsin. Senin için kas yaptım. Senin için estetik ameliyatları oldum. Senin için günde 15 defa diş fırçaladım ve cilt bakımları yaptırdım. Sadece senin gözüne yakışıklı gözükebilmek için. Bana aşık olmayıp da kime aşık olacaksın deyip yüzünü sağ tarafa doğru savurdu. Kaşarımsı bir şekilde gülümseyerek pek işe yaramamış dedim. Sinirini belli etmemeye çalışarak Abdurrahman denilen o ırgıttan hoşlanıyorsun değil mi? Neden? Irgat. Irgıt demem. Irgattan. Sen nasıl bitti hikaye? Ne zaman yazmış en son? Yani güncel bir hikaye mi acaba? Son güncelleme 16 Nisan 2021. Çok da geç değil. Yani arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Çok gülmüştüm. Niye bilmiyorum. Gerçi boşluğuma denk geldi sanırım. Evet ya yani hikaye bence burada komikti. Hikaye ultrasonik komik değildi. Ama senin hype'laman yüzünden... Şimdi şey... ama yine de güzeldi. Siz yine... bundan daha komiklerini bulacağınıza eminim. Bize atın. Başka bir video belki başka zaman yine tekrar çekeriz. Ama umarım keyif almışsınızdır. Deniz'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Kardeşim ben teşekkür ederim. Yine kafamı hikayelerle doldur. Evet konuş. Anasını satayım. Neyse öyle yani. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşelim diyorum. Tamamdır diyorum benden. O zaman öpüyorum seni. Hoşçakalın arkadaşlar yani öpüyoruz. Anasını satayım. Anasını satayım. Bu nasıl tesel etmek? Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi Deniz'i ben şeye çıkaracağım dışarı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.